Birkaç yıldır ofise uygun CNC bakıyordum. Sonunda aradığım CNC'yi buldum. 3 boyutlu yazıcı kadar yer kaplıyor. Aynı zamanda büyük CNC'ler kadar güçlü. Devre kartı üretirken çok pürüzsüz sonuçlar veriyor. Aynı zamanda alüminyum kesebiliyor, işleyebiliyor. Şimdi gelin detaylarına birlikte bakalım. CNC'yi birkaç haftadır kullanıyorum ve ilk aldığımda Instagram hesabından bir hikaye paylaşmıştım. Bununla hangi materyallerle ne yapayım diye. Sizlerden gelen 4 tane ürün vardı. Bunlardan bir tanesi PCB kazıma, bir tanesi poliasetal, bir tanesi alüminyum kesme ve delme, bir tanesi de tahta ahşap işlemeydi. Ve bu 4 materyali kullanarak bu makineyi bayağı detaylı test ettim. Birazdan onlara geçeceğim ama öncelikle makinenin teknik özelliklerinden başlayalım. CNC deyince ilk aklımıza gelen teknik özellik eksenlerin alanları 24 cm'ye 24 cm'lik XY alanı var. Z ekseni 14 cm hareket edebiliyor ama bunun altına 7 cm'lik ürünler koyup işleme yapabiliyoruz. Üzerinde 400 watt'lık bir spindle var ve ER11 uçla beraber geliyor. Makinenin ağırlığı 14 kg. CNC'nin ağırı makbuldür. 14 kilogramın şöyle bir güzelliği var. Alıp masanın üstünde hareket ettirebiliyorum. Yani bir masaüstü CNC aslında. Ama taşıyamayacağım kadar da ağır değil. Daha önce 60 kilogramlık bir tane CNC vardı. 2 kişi taşıyorduk ve her masa onu taşımıyordu. Mesela şu an kullandığım masa bilgisayarda klavyede yazı yazmak için kullandığımız çok sağlam olmayan bir masa. Bunun üzerinde çok güzel bir şekilde çalıştı. Masada herhangi bir esneme, yamulma, titreme olmadı ve birazdan anlatacağım. İnanılmaz sessiz ve inanılmaz az titriyor. Makinenin hassasiyeti 0.1 mm ve spindle'ının ayarının buradan olması çok hoşuma gitti. Çünkü bilgisayar üzerinden herhangi bir şey yapmadan eğer yavaş dönüyorsa spindle'ın hızını elimizde manuel olarak artırabiliriz. Bu tip sürekli seri üretim yapmayacağımız, sürekli farklı farklı şeylerle ilgileneceğimiz makineler için spindle'ın hız ayarının dışarıdan olması bence çok güzel oluyor. Eğer endüstriyel CNC'ler gibi sürekli aynı parçayı üretecekseniz o zaman spindle hızının yazılımdan değiştirilmesi sizin için çok fazla anlam ifade etmeyebilir ama buradan değiştirilmesi böyle bir makine için güzel olmuş. Genel çerçevesine baktığımız zaman da bayağı kalın profillerden yapılmış. Yani yaklaşık 1 cm kalınlığında burada bir kalıp var ve çok sağlam duruyor. Yine buradaki profiller, kullanılan materyaller bayağı sağlam duruyor. En ufak bir titreme, sallanma yok. Kasasının çok sağlam olduğunu söyleyebilirim. Yine küçük bir ayrıntı olarak profillerin aralarına somun koyulması çok hoşuma gitti. PCB gibi böyle ince şeyleri tuttururken çok kolaylık sağlıyor. Yine gövdesine baktığım zaman gövdesi çok sağlam ama şurada kullanılan 3 parça 3 boyutlu yazıcıdan üretilme malzeme var. Onlar tabii ki CNC kadar sağlam değil. Üreticiyle görüştüğüm zaman bunları bundan sonra daha sağlam yapacaklarını söylediler. Şu an evet iş görüyor. Sadece kablolar geçiyor içerisinden. Herhangi bir mekanik olarak görevleri yok. Ama bundan sonra çok daha iyi bir şekilde üretileceğini söylediler. Yani çok önemli bir şey değil ama sadece makinenin geneline baktığımda bunlar gözüme çarpmıştı. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Makinenin yine güzel özelliklerinden bir tanesi ücretsiz yazılımlarla çalışması. Ben Candle isimli açık kaynak ücretsiz yazılımla bunu çok rahat bir şekilde kullandım. Yine Easel gibi yazılımlarla da kullanılabilir. Piyasada çok fazla açık kaynaklı ve ücretsiz olan CNC yazılımları mevcut. Onlardan dilediğinizi bu makineyle kullanabilirsiniz. Yani genel olarak makinenin idame ettirmesi kolay. Yani yedek parçasını bulması kolay. Üreticisi Türkiye'de hatta Ankara'da olduğu için bir şekilde iletişime geçip irtibat kurabiliyorsunuz. Gayet ilgililer. Dolayısıyla Çin'den ya da herhangi bir yerden aldığınız makinelerle kıyaslamamanızı tavsiye ederim. Bu tip makinelerde satış sonrası destek de çok önemli. Dolayısıyla Türkiye'den garantili bir şekilde bir ürün almak daha akıllıca görünüyor. Garanti demişken bu makinenin de 2 yıl garantisinin olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şimdi gelelim yaptığımız testlere. Ahşabın kabasını 3 mm'lik uçla aldık. Aslında 3 mm böyle bir işlem için baya baya kaba kalın bir uç. Ama hızlı olsun diye biz bu şekilde yaptık. Daha sonrasında göz, kaş, burun gibi detayları daha güzel ortaya çıksın diye 1.25'lik uçla yaptık. Yani 1.25 mm'lik uçla yaptık ki 0.1 mm'lik uç taksaydık inanılmaz detaylı şeyler ortaya çıkabilirdi ama bu sefer de 24 saatlere falan yaklaşacaktı bu kazıma işlemi. Bu kadar çok zamanım olmadığı için video çekmek için en kaba haliyle bunu yaptım. Kalın uçlarla çalışmama rağmen makine çok hassas bir şekilde işlem yaptığı için gayet güzel bir sonuç ortaya çıktı. 3 tane Atatürk yaptım. Bunlardan 2 tanesini sprey vernikle vernikledim. Bir tanesini olduğu gibi bıraktım. Sonuçlar ortada. Detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bir sonraki testim poliasetal denilen bir madde. Bu plastik benzeri bir madde ama bayağı sanayide falan kullanılıyormuş. Ben o kadar sanayici olmadığım için çok detaylarını bilmiyorum. Kazıması, kesmesi,
kısmen kolay ama dayanıklılığı çok fazla olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla böyle makine parçalarında çark vesaire üretirken bayağı sıklıkla tercih edilen bir malzemeymiş. Onunla da kendime bir tane kanal amblemi gibi bir şey yaptım ve gayet güzel bir şekilde çıktı. Arkadan aydınlattığım zaman kazınan yerleri daha saydam olduğu için daha güzel gözüküyor. Kazınmayan yerleri daha mat gözüküyor. Dolayısıyla güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Hem süs eşyası gibi şeylerde hem de makine parçası gibi şeylerde tercih edilebilir. Gayet hassas bir şekilde kazımasını yaptı ve ben çıkan sonuçtan gayet memnunum. Eğer videolarımı izleyip abone olmuyorsan abone olarak benim böyle şeyleri yapmamı engelleyebilirsin. Çünkü kendi kendime kazımak yerine YouTube'un gönderdiği plaketi tercih ederdim. Eğer kısa bir süre içerisinde 100.000'e ulaşıp o plaketi alamazsam alüminyumdan kendime bu CNC ile bir plaket yapacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Bu tip içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olup yorum yapıp beğenip bana destek olabilirsiniz. Şimdi 3. testimiz olan PCB ile devam edelim. PCB kazırken de toplamda 3 tane PCB kazıdım. Aslında üçünün de kalite olarak birbirinden çok farkı yoktu ama en son yaptığımda ucu değiştirdim. Bir tık daha iyi bir uç taktım. Bir tık daha iyi uç dediğimde böyle 10 tanesi 3 dolara falan almıştım Çin'den. Diğeri biraz daha kalitesiz çıkmıştı. Biraz daha iyi olanla çok daha iyi kazıma yaptım. Bu arada 150-200 Euro'lara kadar uçlar var. Hatta böyle birkaç bin dolarlık uçlar falan da varmış ama benim makinenin sevdiğim yanı şu. Her şeyin en iyisine kaçtıktan sonra tabii ki mükemmel sonuç alabiliriz ama bu fiyatla, bu performansla, kullandığımız ucuz uçlarla, kullandığımız ücretsiz yazılımlarla da güzel sonuç alabiliyoruz. Yani ben bu tip bir fikri daha çok seviyorum. Yoksa evet birkaç milyon dolarlık makinelerle kesinlikle çok daha iyisini yaparız ama benim işimi fazlasıyla görecek bir makine olduğunu söylemeliyim. Eğer endüstriyel kalitede CNC parça üretimi ihtiyacınız varsa PCBay.com'un CNC hizmetini ziyaret edebilirsiniz. Tasarladığınız dosyaları PCBay.com'a yükleyip fiyat alabilirsiniz ve kargo seçeneklerini oradan görebilirsiniz. Bu hizmetin linkini de açıklama kısmında sizlerle paylaştım. O uç meselesine gelecek olursak biraz daha iyi olan o 3-5 dolarlık 10 tanesi 3-5 dolarlık olan uçla daha iyi sonuç aldım. Ama diğerleri de gayet tatminkardı. Daha sonrasında ucu değiştirip delik açtırdım ve etrafını da kestirebilirdim. Onu yapmadım zaten PCB küçüktü. Etrafını da kestirseydim tamamen el yapımı gayet güzel bir PCB ortaya çıkacaktı. Bununla çift taraflı PCB'ler de yapılabilir bu arada. Arkasını çevirip bir referans noktası alıp arkasını kazıtıp ufak delikler açıp oralara da via filan yaparak çift taraflı PCB'ler de yapılabilir. Maskeleme yapılarak yani boyanarak profesyonel PCB de üretilebilir. Bu boyaları da tekrar yine uç değiştirerek kazınması gereken yerleri kazıyarak bildiğimiz PCB gibi sitelerden sipariş verdiğimiz PCB'lerden hiçbir farkı kalmayacak şekilde kendi PCB'lerimizi kendi atölyemizde evimizde masamızın üstünde bu makinayla üretebiliriz. Şimdi PCB kazımayla ilgili birkaç tane daha söylemek istediğim şey var. PCB kazımı aslında her CNC'nin yapabileceği şeyler değil. Mesela daha önce iki tane ucuz CNC ile PCB kazıma yapmıştım. Onlarla da aşağı yukarı bir şeyler ortaya çıkmıştı ama bu hassasiyette bir şey yapmak için gerçekten alınabilecek en ucuz makine bu. Çok pahalı bir makine de kullanmıştım. Yaklaşık olarak bundan 6-7 kat daha pahalıydı. Onunla da çok yakın sonuçlar aldım. Yani 6-7 kat pahalı olanla bunun arasında sonuç olarak neredeyse böyle %5-10'luk falan bir fark vardır. Dolayısıyla PCB kazıma gibi bir iş yapmak istiyorsanız alabileceğiniz en makul makine bu diyebilirim. Ama hobi olarak böyle bu işlere yeni giriş yapacağım, oyuncak niyetiyle biraz oynayacağım, eğleneceğim diyorsanız da daha önce 2 tane CNC incelemesi yapmıştım. Onların linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. PCB konusuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. PCB kazıma işi gerçekten hassas bir iş ve her CNC'nin yapabileceği bir iş değil. Bir de bu işin bir üst noktası olarak alüminyum kesme ya da metal kesme kazıma işi var. Bunu da her CNC yapamayabilir. Mesela o Çin'den aldığım düşük güçteki CNC'ler kesinlikle alüminyum kazıyamaz. Bir sürü para harcayıp bir sürü parça takıp üzerine 1-2 milimetrelik alüminyumu kazıyacak hale getirenler var ama yine de inanılmaz bir titreşim olduğu için güzel bir sonuç almak çok mümkün olmuyor. Onun için de güçlü bir CNC lazım. Yani bu CNC alüminyum kesebilecek, delebilecek kadar güçlü. PCB kesebilecek, kazıyabilecek kadar da çok ince hassas işleri yapabiliyor. İkisini bir arada barındırdığı için ve bu boyutuyla da benim ofisim gibi küçük alanlar için ve çok fazla para harcamak istemeyenler için ideal bir CNC olduğunu düşünüyorum. We'll be right back.
Sonuç olarak hem ahşap, hem poliasetal, hem PCB, hem de alüminyum performansından çok memnun kaldım. Ofisimde sık sık kullanacağım bir makine olarak başucuma koyacağım. Şuradaki çay makinelerini kaldırdım. Artık mutfağımda CNC ile çalışacağım. Peki bu CNC bana ne katacak? Hatırlıyorsanız birkaç video öncesinde 100 tane Kapadokya GSM Shield ürettirmiştim. Dolayısıyla 100 tane PCB'yi aynı anda sipariş etmem gerekiyor. Ama bir sonraki tasarıma geçtiğim zaman tasarımdan emin olmak için bir iki tane prototipe ihtiyacım oluyor. Bu prototipi de Çin'de ürettirdiğimiz zaman bir sürü para harcıyoruz. Kargo süresi vesaire bekliyoruz. Gümrük vergisi ödüyoruz vesaire. Bunun gibi şeylerle uğraşmadan bir tanesini ben bu makinede üretip tasarımımdan emin olduktan sonra 100 tanesini sipariş edersem hem zamandan hem paradan tasarruf etmiş olacağım. Genellikle PCB üretmek amaçlı kullanacağım ama arada bir de yaptığım projelerin kutusunu alüminyumdan ya da ahşaptan böyle kesip kullanmayı da düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonra 3 boyutlu yazıcılarımla, lazerlerimle beraber başucu makinalarımdan bir tanesi olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.